ticarette borçlanma nasıl olmalı? Sermayesi olmayanın borçlanarak ticaret yapması doğru mudur? Borca girdikten sonra borcu Allah ödettirirse öderiz nasıl açıklanır? Borcu ödemeden vefat edersek öncesinden nasıl davranmalıyız? Yani ödemeden vefat eden durumu ne olur borçlu ödeyen kişinin diye sorular sormuş. Şimdi bir defa ticarette tabii ki borçlanmak caiz olabilir. Yani hiç borçsuz tamamen peşin parayla iş görmek en güzeli belki ama sermaye yetersizliği sebebiyle çoğu zaman borçlanma olur. Yani kısaca vadeli mal alma mesela bir borçlanmadır. 100 bin liralık mal alıyorsunuz diyelim İstanbul'dan, toptancılardan. 50 bin lirasını ödüyorsunuz, yarısını. Yarısını da taksitlere bağlıyorsunuz. Efendim 10'ar bin liradan 5 ayda ödeyeyim diye senet çek imzaladınız mesela. Geri kalan 50 bin liraya 10'ar bin liralık 5 aylık çek imzaladınız ve mal size geldi. Malı tabii ki kısa süre içinde elinizden çıkarabilir, paraya çevirebilirseniz bir kaynak meydana geliyor. Para gücünüz oluyor yani. Dolayısıyla önemli olan bunu sürüm olarak elinizden çıkarabilmeniz, müşteriye satabilmeniz. Ya da bunu satarken vadeli olarak satacaksanız daha kısa vadelerle bunu paraya çevirme imkanlarınız olursa para hareketliliği güçlenmiş olur tabii ki. Yollardan birisi bu. Yani vadeli mal almak yoluyla bir kaynak meydana getirmek mümkündür. İkincisi karizasyon yoluyla ticaret pek tavsiye edilmez. Yani ödünç paralar alayım ben eşten dosttan. Ödünç paraları kullanayım karizasyon olarak. Ticaret yapayım. Bu pek cazip değil. Yani size kısım akraba niye bir takım paralar verip de sizi zengin etsin, size kazandırsın. Çok yakın akrabalık sebebiyle destekleyen çıkabilir ama genelde karizasyon yoluyla ticaret yürüyecek bir sistem değil aslında. Ancak karizasyon çok sıkıştığımız zamanlarda borcumuzu ödeyemediğimiz, senedimizi çekimizi ödeyemediğimiz durumlarda devreye girmesi gereken bir yardımlaşma kurumudur. O yüzden karizasyonla ticaret yapmaktan ziyade karizasyon dara düşenlere yardım etmek, geçici olarak ödünç borç vermek anlamında değerlendirilmesi gerekir. Bunun yanında mesela ortak alarak diyelim, sermaye büyütme imkanı da olur. Biz yalnız başımıza ticaret yaparken ticaretimizi büyütelim dediğimizde bizim 500 bin liralık imkanımız var diyelim. 500 bin lirada başka bir kardeşimiz koyduğu zaman 1 milyon liralık bir ticari faaliyetimiz olur mesela. Şimdi bunun gibi 3-4 kişi daha bulduğumuz zaman bakıyorsunuz 4 kişi 5'er 100 bin liradan 2 milyon lira koymuş. 500 bin lira da bizim var. 2,5 milyon liralık bu defa bir büyük süpermarket. Süpermarkette zinciri açmaya başladığımızı kabul ederim. 4-5 kişi ortaklık kurarak. İşte İslam'da bu ortaklıklara tabii ki kapı sonuna kadar açılmış. Yani biz bütün bu faaliyeti tek başımıza organize ederiz. Diğer para koyan kardeşlerimiz hiç işe karışmazlar. Ama şunu söyleyebiliriz. Ben bütün bu emeğimin karşılığında işte yüzde şu kadar kardan pay alırım diyebilirsiniz. Hanefi mezhebinde özellikle kardan paya teşvik ediliyor işi yürüten kişi. Bu 2,5 milyon liralık ticari faaliyetten ne kadar net kar olursa dönem sonunda ben %20'sini alırım, %80'ini sermaye oranlarına göre paylaşırız dediniz mesela. Caizdir. Eğer bu rakam çok yüksek oluyorsa %15 olur, %12 olur. Çok daha büyük işlerde, holdingler, şirketlerde bu rakam %5'e, 7'ye, 8'e kadar düşürülebilir. Bunu şartlar belirler. Yani miktara İslam müdahale etmiyor. Karın şu kadar kısmı karşılığında ben bu işi organize ederim diyebilirsiniz. Bunun adı mudarebe oluyor. Yani emek sermaye ortaklığı yoluyla o şirketin işlerini yürütmüş oluyorsunuz. Veya maaş karşılığı olabilir bu iş. Kendi şirketinde, diğer mezheplerde, Şafii mezhebinde falan kardan pay almak yerine, çünkü kar olmadığı zaman, kar az olursa veya hiç olmazsa, o zaman bütün emeğiniz tabii ki boşa gidiyor. Bunu göze almanız lazım.
mudarebe sözleşmesinde. Fakat bunun içinde kar etmeye kendinizi mahkum hissediyorsunuz. Ben kar etmek zorundayım ki emeğimin karşılığını alayım diyebilmeniz aynı zamanda sermaye sahiplerine de bir garanti oluyor. Kar etmek için kendinizi zorluyorsunuz ki pay alasınız. Maaşlı olduğu zaman yüksek bir maaş takdir edildi size diyelim. Maaşla çalışıyorsunuz, zarar da etse şirket, hiç kar edemese de siz maaşınızı almaya devam edeceksiniz. Biraz aslında atalete de sebep olabilecek bir durum diyor Hanefi mezhebinin yaklaşımı. Maaştan ziyade kardan pay alma şeklindedir çalıştıran kişinin, emek sahibinin kardan pay alması teşvik edici görülmüş. Fakat diğer mezheplerde maaş olarak tespit yapılır. Çünkü kar olmadığı zaman emeğin karşılığı olamayacağı için bunda bir çelişki var demiş Şafii mezhebi. Kısa şirket ortağı maaşla çalışmalı esasını benimsemiş. Biz bu iki görüşü birleştirip şöyle de diyebiliyoruz. Ailesini geçindirmek için tabii ki bir maaş belirlenir. Ama kardan da teşvik primi olarak mesela karın şu kadarı da şu kadarından pay verilecek. İlaveten, maaşa ilaveten teşvik primi olarak kardan pay da buna ilave edilebilir. Maaş artı teşvik primi şeklinde de şirket ortaklarının işi yürütmesi mümkün ve caiz olarak değerlendirilebilir. Şimdi borcu diyor ödemeden vefat ederse bir kimse. Şimdi bir defa borçlar konusunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ciddi uyarıları var. Mesela Allah Resulü şöyle buyuruyor. Bir kimse borçlanırken eğer planlı programlı borçlanır, karşılığı olur ve ben bunu şu kadar süre içinde ya da şu süre sonunda öderim diye bir bakıma rehin ve ipotekli olacak şekilde tedbirini alarak borçlanmışsa Allah diyor o kişiyi ödemeye muvaffak eder. İşte rast gider ve borcunu ödeyebilir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın yardım olur bu kişiye. Neden? Niyetli, azimli olarak borcunu ödemek üzere planlama yapmış ve gününde ödeyebilir. İkincisi, borçlanırken plansız, programsız borçlanmış. Hele o gün gelsin bakalım, senedi çekip protesto ettiririm, 2-3 ay zaman kazanırım gibi. Daha imzayı atarken senede çeke, eğer azimli değilse, niyeti sağlam değilse, Allah diyor, o kulu borcu ödemeye muvaffak kılmaz. İşte rast gitmez, bereketli olmaz, borcunu çoğu zaman ödemeye muvaffak olamaz. Neden? İşi gevşek tuttu, zaten ödemeye niyeti yok. İkinci şık bu. Üçüncü ihtimal, böyle bir kimse planlı programlı borçlandı, karşılıkları da var, ipoteği var falan. Ama öyle bir terslikler meydana geldi ki, deprem olabilir, yangın olur, sel felaket olur, Allah korusun. Dolayısıyla kesinlikle borcunu ödeyemeyecek duruma düştü mesela. Malını, mülkünü kaybetti. İflas edenin durumu daha doğrusu burada örnek verilebilir. Veya savaş şartları, şu anda Suriye'de birçok yerlerde savaş şartları içinde daha önceki fabrikası olan iş adamı, firmaları, şirketler olan kişi bir anda her şeyini kaybediyor. Bir bomba düşüyor, her şeyi yerle bir ediyor mesela. Ve canını kurtardığına şükrediyor. Başka bir ülkeye iltica ediyor mesela. Birçok iş adamları Şam'dan, çeşitli şehirlerden Türkiye'ye iltica ettiler, sığındılar. Oradaki malını, mülkünü terk edip geldiler mesela. Bunların borçları yok muydu? Var tabii ki. Normal sulh zamanında 1-2-3 yıla yayılan, belki teminatlı olan da, ipotekli olan borçları da vardı. Ama her şeylerini kaybederek bir anda ülkeyi de terk ettiler mesela. Şimdi böyle bir kardeşimiz bu şartlar altında vefat etse, isabet eden bir bomba sonucunda kendisi de vefat etse, bir sürü borçlar var, ödeme imkanı kalmadığı belli. Dolayısıyla işte başlangıçtaki niyet onu kurtarabiliyor. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor, eğer ödemek niyetiyle borçlandıysa bu kimse, planlı programlı, karşılığı olacak şekilde gerçekten azimli olarak borçlandıysa borcunu
ödeyemeden vefat ettiyse, ödeme imkanı da ondan sonra mirasları tarafından hiç kalmadıysa bile, yarın kıyamet gününde Allah diyor, sırf o halis niyeti sebebiyle alacaklılarını memnun eder, onlara gerekli nimetleri verir cennette ve borçlunun yakasını bırakırlar diyor. Demek ki buradaki azim, niyet, plan fevkalade önemli. Hiç ödeyemeden o kardeşimiz vefat etse bile arkasından Cenab-ı Hak alacaklarını memnun ediyor ve dolayısıyla onun yakasını bırakabiliyorlar. Bakın, birçok kul hakları olduğu halde, yüzlerce kişinin belki alacakları olduğu halde o kimse ahirete intikal ediyor. Alacaklılar onun yakasını yapışıp alacaklarını istemek yerine Cenab-ı Hak onları memnun ediyor ve borçlunun yakasını bırakıyorlar. Sırf niyeti sebebiyle. İkinci ihtimal, borçlanmış ama plansız, programsız, ödemeye niyeti yok. Hele günü gelsin, protesto ettiririm. Bir bankadan aldığımı öbürüne yatırırım. Öbüründen aldığımı diğerine yatırırım. Zaman kazanırım. İleride hükümetler değişir. Af çıkar veya iflasımı ilan ederim. Bir şekilde bu borçları ödemeden batırdığım firmanın, bankanın, şirketin neyse borçları silinir gider diye kafasında şeytani planlar yapmış mesela. Bunlar günümüzde olabiliyor, bakıyorsun bazı iş adamlarında. Plansız, programsız, ödeme hiç niyeti yok ve ilerideki duruma göre bunları ben temizlerim gibi düşüncelerle borca batmış, girmiş olabiliyor. İşte böyle bir kimse diyor Peygamberimiz, bu borçlar varken vefat ederse yarın alacaklılar yakasına yapışır. Ne gibi güzel amelleri varsa alırlar. Bunlar yeterli olmasa ya Rabbi günahımı yüklensin, günahımızı yüklensin derler alacaklılar. Ve Allah diyor, bunu alacaklılara karşı karşıya bırakır, hesaplaşmayı kendi aralarında yaparlar buyuruyor. İşte burada demek ki bizim niyetimiz, planlı programlı borçlanmamız, karşılığımızın olması, güvencemizin olması fevkalade önemli. O niyetimiz bizi gerektiğinde kurtarabiliyor. İflas da etsek, bütün malımızı, mülkümüzü de kaybetsek, yarın kıyamet gününde birçok kul haklarıyla da gitsek, eğer iyi niyetliysek bu konuda, bizim takadımızı aşan, gücümüzü aşan savaş şartları, sel felaketi, deprem, yangın, eşkıyalık, hırsızlık gibi yollarla gerçekten aciz duruma düştüysek, Cenab-ı Hak bizi muhafaza ediyor, alacaklar karşısında koruyabiliyor.